CHP'li belediyeler bu yangını niye söndürmedi diyor. Orman alanları, hani tarımdan söz ettik, söyleyin, orman alanlarının sorumluluğunu da alalım biz. Yangın kendi kendine söndü. Yandı, bitti, kül oldu. Partili bir cumhurbaşkanı var. Bence, samimi olarak buna inanıyorum, bütün tartışmaların aslında kökeni bir cumhurbaşkanının partili olmasıdır. Yani böyle zamanlar cumhurbaşkanına en çok ihtiyaç duyulan zamanlardır. Geçmişte hatırlarsınız, yine gençler hatırlamayabilir. Ülkenin kriz zamanları, zor zamanlarında cumhurbaşkanı mecliste grubu bulunan partilerin genel başkanlarını toplar, bir liderler zirvesi yapardı. Orada ülkenin durumunu konuşurdu. Bakın burada şu lazım, bu lazım diye. Ve önemli kararlar böyle zamanlarda alınırdı. Maalesef bu mümkün olamıyor ama temennimiz olması, onu da söyleyeyim. Temennimiz olması. Yani şimdi bir cumhurbaşkanı partili kimliğini öne çıkarıp zaten CHP'li belediyeler iflah olmaz derse buna tepki gösterilir. Böyle dememesi gerekir. Bunu vicdanı olan hiç kimse kabul etmez. Biz de kabul etmiyoruz. Bunun Sayın Cumhurbaşkanı'na saygısızlıkla falan da hiçbir ilgisi yoktur. Öyle cümle söylerseniz yanında bunda diye İYİ Partili arkadaşımız da onu eleştirir ve eleştirdi nitekim. Burada bunlar bizim için çok önemli konular. Türk devlet geleneğinde devletin başı her zaman saygıdeğerdir arkadaşlar. Bunu tabii en başta kendisi bilmesi gerekir. Dolayısıyla tabii orada bu yangın felaketinde eleştirilen husus şuydu. Yangın kendi kendine söndü. Yangını söndüren olmadı. Yangın kendi kendine söndü. Yandı, bitti, kül oldu. Uçak, Orman Bakanı dedi ki bizim uçağımız yok. Ya nasıl uçağın olmaz? 2002'de siz iktidara geldiğinizde 19 tane Türk Hava Kurumu'nun uçağı vardı. Yangın uçağı ihalesi açılıyor. Türk Hava Kurumu'nun uçakları 4900 litre su alıyor. İhaleye, şartnameye diyorlar ki 5000 litre su alacak. Yani Türkçesi Türk Hava Kurumu'nun buna katılmasın bu ihaleye diyorlar. Sonra aynı uçağa gidiyorsun, İspanya'dan kiralıyorsun. Şimdi siz bu milleti aptal mı sanıyorsunuz arkadaşlar? Bunları görmeyecek mi? Bunları konuşmayacak mı? Bunları konuşmasın mı yani insanlar? Bunları konuşuyor. CHP'li belediyeler bu yangını niye söndürmedi diyor. Orman alanları, hani tarımdan söz ettik, söyleyin, orman alanlarının sorumluluğunu da alalım biz. Beceremiyorsanız alalım. Biz sorumluluktan kaçan insanlar değiliz. Korkmayız yani böyle şeylerden. Şimdi 13 tane makam uçağı alacaksın, bir tane yangın uçağı almayacaksın. Millet konuşmasın mı yani bunu? Siz bu milleti ne sanıyorsunuz? Bak ben daha önce size söyledim. Sizin en büyük hatanız, biz bu millete ne söylesek yutar. Bu felsefeyi kabul ettiniz. Bu felsefeyi kabul ettiniz. Bundan vazgeçmelisiniz. Kendi genel başkanınız %80 metal yorgunusunuz dedi size. Bu millete ne söylerseniz kabul ettiremezsiniz. Bir süre sizi sevdiği için, yani bir eş, sadık eş örneği vermiştim, hatırlıyor musunuz? Faaliyet raporu konuşmasında. Sadık bir eş gibi, döversiniz o benim kocamdır yapar der. Aldatırsınız o benim kocamdır yapar. Ama bir nokta gelir, yeter artık der yani. Şimdi millet o noktaya geldi, yeter artık diyor. Ya bunu görün arkadaşlar. Yeter artık diyor. Bakın 25 yıl İstanbul'u yönettiniz, %54'le. Çok büyük bir oy farkıyla, İstanbul tarihinin en yüksek oyuyla Ekrem Başkan buraya seçildi. Bundan bir ders çıkarmanız lazım. Ben şimdi bu cümleleri gördüğüm zaman ders çıkarmadığınızı görüyorum. Siyaseten memnun oluyorum. Çünkü aynı hatayı devam ettiğinizi görüyorum. Ama ben bir AK Partili olsaydım bundan ders almamız gerekir derdim. Çırpınırdım. Nitekim AK Parti içinde çırpınanlar da var. Onları da biliyoruz. Uzaya çıktık deniyor. Bak uzaya çıktık deniyor, hatırlıyor musunuz? Bursa'da astronot okulu var, biliyor musunuz arkadaşlar? 2016'da açılmış astronot okulu. 2011 seçimlerinde
Fotoğraf var. Savaş uçağımız 2019 göklerde, yolcu uçağımız diye. Algı operasyonu diyorlar. Moda tabir şimdi. Eski dilde buna psikolojik harp diyorlardı. Düşman halkına yönelik yapılırdı psikolojik harp. Düşmana yönelik yapılır psikolojik harp. Kendi halkına psikolojik harp yapılmaz. Yani halka yalan söylenmez. 13 tane makam uçağı alacaksın. Bir tane yangın uçağı almayacaksın. Uzaya gidiyoruz diyeceksin. Milletin duygularıyla oynayacaksın. Tabii biz ülkemizi güzel yerlerde görmek istiyoruz. Tabii ki uzaya gidelim. Tabii ki %100 kendi savaş uçağımız gökyüzümüzde uçsun. Biz bunu dünyanın en iyi savaş uçakları arasına koyalım. İstemez miyiz bunu? Kim istemez? İnsanları bu duygularıyla oyun oynuyorsunuz. İnsanların bu duygularını suistimal ediyorsunuz. Gerçekleri konuşalım. İnşallah biz de, bizim kuşağımız, bizden sonraki kuşaklar bunu başarırlar. Ama henüz o noktada değiliz. Ya geçenlerde Uzay Ajansı'nın genel müdürü konuşma yapıyor. 2023'te Ay'a ineceğiz diyor arkadaşlar. 2023'te Ay'a inecekmişiz. Ya şimdi bunu mahalle kahvesinde söylesen hani güleriz. Bir de bunu Uzay Ajansı'nın başkanı söylüyor. Nasıl bir Uzay Ajansı başkanı seçtiyseniz. Hayret ediyorum ya. Ya Türkiye bu kadar hani ya Türkiye'nin bir devlet geleneği vardır arkadaşlar ya. Ya bu topraklar büyük imparatorluklara başkentlik yapmış bir İstanbul burası ya. Dalga geçiyor, şaka yapıyor herhalde.